Merhaba, ne haber nasılsınız? Normalde bu saatte video paylaşmam ancak çok sıcak bir olay yaşandı. Wagner'in lideri Prigojin'in uçağı düştü ve an itibariyle de Prigojin'in öldüğü doğrulandı. Olaylar şöyle gelişti. Türkiye saatiyle saat 7 civarında Tver bölgesinde bir jetin düştüğü açıklandı. Jetin içerisinde 7 kişi olduğu ve üçünün öldüğü söylendi. Sonrasında bu jetin Prigojin'e ait olduğu söylendi. Prigojin'e ait olan bir Legacy 600 iş jetinin Trer bölgesinde bir hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edildi. Ardından aslında jette 10 kişinin olduğu ve hepsinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Uçak Moskova'dan St. Petersburg'a uçarken düşmüş ya da düşürülmüş. Jetin içerisinde Prigozhin'in de olduğu iddia edildi ancak bu bilgi başta doğrulanmadı. İlk bilgiler Prigozhin'in sağ kolu Dimitri Utkin'in öldüğünü doğrulamıştı. Jetin bir köyün yakınlığını düştüğü ve yerel halktan kimsenin zarar görmediği söylendi. Ortalık karıştı. Prigozhin'in akrabaları Prigozhin'e ulaşamadığını bildirdi. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün mürettebat olduğu açıklandı. Prigozhin'in daha bugün Afrika'dan Rusya'ya geldiği ve yanında Wagner'in tüm komuta personelinde onunla birlikte olduğu ortaya çıktı biraz yamuk bir cümle oldu ama anladınız siz. Yerel ajansların bildirdiğine göre Wagner komutanları da Prigojin'le beraberdi. Ve dediğim gibi az önce itibariyle de Prigojin'in öldüğü çeşitli kaynaklar tarafından doğrulandı. Yani bunun altından başka bir şey çıkmazsa ki çıkmaz gibi duruyor. Çünkü Rus yetkililer de bunu doğrulamış. Prigojin öldü arkadaşlar. Kalan Wagner komutanlarının da acil bir şekilde toplandığı söyleniyor. Muhtemelen onlar da sonlarının geldiğini anlamışlardır. Kaçma planları yapıyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi bir son dakika bilgisini daha aktaracağım. Çünkü bilgiler çok taze. Bazı iddialara göre de Prigojin'in düşen uçak olmadığı, güvenlik nedeniyle adını o uçağa yazdırdığı söyleniyor. Prigojin'in havada olan iki jeti vardı. Bu jetlerden birisi geri dönerken bir tanesi düşmüş ve düşen uçakta olup olmadığı bilinmiyor. Ancak Rus yetkililer ve Rus ajanslar Prigojin'in öldüğünü iddia ediyor. Biliyorsunuz ki bir süre önce Wagner'e kısıtlamalar getirilmişti. Wagner milislerinin ya sözleşmeli asker olacağı ya da terhis edileceği duyurulmuştu. Prigojin ise Wagner'in tasfiyesine müsaade etmeyeceklerini duyurmuş ve Putin'e karşı gelmişti. Bu olaylar Wagner'a yaklanmasından sonra olmuştu bu arada. Putin ise ihanetin hesabının sorulacağına dair söylemlerde bulunmuştu. Prigozhin'e ait olan uçak düştüğü sırada Putin'in katıldığı bir etkinlikte gülerek poz vermesi de gündeme geldi. Aynı şekilde bir süre önce verdiği bir röportaj da gündeme geldi. A, <gülüyor> a, <gülüyor> bu olaydan sonra Biden'da açıklama yapacakmış ancak onun hakkında henüz bir gelişme yok. Biden ne diyecek, ne zaman açıklama yapacak bilmiyorum. Valla olaylar böyle arkadaşlar. Ortalık epey karışık. Bazı Rus kanallarda Prigojin'in sadece adının uçaktaki yolcular listesinde bulunduğunu iddia etmiş. Ama benim şahsi görüşüm Prigojin öldü ve Wagner'in tasfiyesi hızlandırılacak arkadaşlar. Kanalı takip edenler biliyor. Birkaç ay önce Wagner'in dağıtılacağından bahsetmiştik. Bunları tabii ki ben kafamdan uydurmamıştım. Putin'in söylemlerinden yola çıkarak ve haber ajanslarının bilgilerine bakarak söylemiştim. Gerçekmiş. Gelecekte neler olacağını yaşayıp hep beraber göreceğiz. Fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.